Bu içerik üreticisi olayını YouTuber ya da YouTube partneri olarak da duyabilirsiniz. Hepsi aynı şey. Yaptığımız şey basit olarak işte videolar üretip belli konseptlerde, bunu belli konseptlerde kurgulayıp YouTube üzerinden binlerce, hatta bazen milyonlarca insanla paylaşmak. Bu arada evet, YouTuber nedir derseniz de bunun belli bir tanımı yok maalesef. Yani yaptığınız iş sürekli olmaya başladığı zaman ve artan bir izleyici istatistiğine sahip olduğunuz zaman kendinize YouTuber diyebilirsiniz. Bir nevi meslek, aslında yeni çağın mesleklerinden biri. Bu arada konumuz sınırlar olduğu için ben çok böyle YouTube hikayesini detaylı anlatmayacağım. Yoksa bayağı 6 yıl falan sürüyor anlatması. Şimdi, 2013 yılında başladım. Hobi olarak başladım. Başlamamın sebebi de daha 2011-2012 yıllarında bu oyun videolarının YouTube'da yayılmasıydı. Dedim ki bunu ben de yaparım. Ben de lisede okuyorum o zamanlar ve oyun oynayan bir adamım. 2013 yılında hobi olarak açtık kanalı. Ve o zamanlar YouTube sektöründen de haberim yoktu. Hani nasıl oluyor bu işler, ne yapılıyor falan, bir para kazanılıyor mu, iş mi bu falan. Ben sadece hobi yapıyordum ve bu hobi olduğu için de inanılmaz kalitesizdi. Şu an mesela kanalda ilk videolar duruyor. Girip bakarsanız hakikaten izlenmeyecek derecede berbat yani. Bunu tabii siz girip bakmayın diye şöyle bir şey yaptım. Bu 2013 yılındaki yaptığım berbat yeşil bir ton. Üstünde G harfi siyah. İlk logom. O zamanlar çok hoşuma gitti. Ulan süper duruyor falan diye de. Yani geçiyorum. Bu da şimdi işte biraz çözünürlük düşük. 2015 yılında tasarlandı. Şimdi kullandığımız şey. Yani kalite farkı ortada. İçerik de aynı şekilde. Yani bu iki logodaki gibi içerik de kaliteli olmaya başladı. Hala mükemmel değil. Ancak diğer YouTuber arkadaşlarla beraber, Türkiye'de bu işi yapan yüzlerce insan var. İş diyorum ama bu hala aslında bir hobi. Tam sektör oluşmadı. Bu yüzlerce YouTuber arkadaşla beraber Türkiye'de bu sektörü oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak her konuda olduğu gibi YouTube'da da bir kavga oldu bizim ülkede. Böyle herkes Game of Thrones'a çevirdik. Herkes birbirinin arkasında iş çeviriyor falan. Onları saymazsak güzel bir ortam var. Bu arada merak edenler için istatistikler, pardon. Şu an kanalda 646 video var. 500 bin üzeri takipçi var. 86 milyon üzeri de izlenme var. Yani sayılar çok görünüyor. Sonuçta hani yarım milyon insan sizi takip ediyor ve şu kadar heyecanlanmadım ya. Yarım milyon insanın karşısında. Teşekkürler. İşte 86 milyon neredeyse Türkiye nüfusu değil mi? Hatta daha fazla. Gerçi sonra göç oldu falan. Şimdi bu Türkiye'de bile şu sayılar aslında ortalama. Ya benim en iyi olduğum için falan çağırmadılar. Yani öyle bir şey yok. Bu sayılar Türkiye'deki YouTube sektöründe bile kesinlikle ortalama düzeyde. Benden çok daha iyileri var. Ancak dünyaya baktığınız zaman YouTube deyince aklınıza kim geliyor mesela? PewDiePie diye bir adam. Duyan var mı? El kaldırıyorsunuz büyük ihtimal. Görmüyorum ben ama var büyük ihtimal. PewDiePie, yanlış hatırlıyor olabilirim, 54 milyon takipçisi var ve dünya nüfusundan daha fazla izlenmesi var. Yani bu sayılar onun yanında sıfıra yakın. Ama yani Türkiye'deki sektörde bir nevi bu şekilde. Sonra nereye geliyoruz? YouTube'da neler var? Eğlence ve komedi, eğitim, film ve animasyon, oyun. Bu arada Garbarius oyun ve eğlence kategorisine giriyor. Müzik, haberler ve politika, bilim ve teknoloji, spor, seyahat. Bir de kişisel kanalım var. Orada James Ayaç diyor. Orada da işte Avrupa'da videoları falan çekiyorum. O da seyahat ve eğlence. Ama bunu niye gösterdim? Hani YouTube sadece komik videolardan ibaret değil. Yani sadece eğlenceli işte arkadaşlarınıza attığınız o eşekler falan. Onlarla alakalı bir şey değil. YouTube'da ciddi içerikler de var. Siz bir mühendissiniz mesela. Mesela Osman Bey yüksek bilgisayar mühendisi. Paylaşacağınız, eminim ki bir doktor bile olsanız, işte çevre mühendisisiniz, bilgisayar, inşaat, paylaşacağınız yüzlerce fikriniz vardır. YouTube bunun için, yani insanlara tek tek gidip anlatmaktansa YouTube'a bir video koyarak milyonlara ulaşabiliyorsunuz. Ve o videolar kutucuğunun altındaki yorumlar kısmında da insanların sizin hakkında olan eleştirileri, bu arada konuşmacılardan bir söyledi hatırlamıyorum ama cidden inanılmaz acımasız olabiliyor o yorum yazanlar.
Ama bu değerlendirmeleri ve eleştirileri alabiliyorsunuz insanlardan. Dediğim gibi bu ciddi bir kapı yani insanlara ulaşmak isteyenler için. Ondan sonra bu kategorilerin başka bir amacı da var. Yani neden olmuş olabilir? Şu an istediğiniz videoyu, şimdi kimse televizyon falan izlemiyor değil mi? Yani bir dizi açacaksınız ya Netflix ya işte bir YouTube'dan izliyorsunuz falan. İstediğiniz yerde izliyorsunuz. İstediğiniz zaman, istediğiniz böyle yarıda kesiyorsun, akşam uyurken devamını izliyorsun. Şimdi istatistik getirip çok fazla sizi sıkmak istemedim. Bu ama tahmin edebileceğiniz üzere televizyon sektörünü biraz üzdü. Bu arada yanlışlıkla... Şöyle hemen geçeyim. Ulan yine mi? Ha tamam. Bu da bir garip kumandaymış. Son 5 yılda %4 düşmüş arkadaşlar. Televizyon sektörü. Buna karşı YouTube ve dijital yayıncılıkta %70 artışa geçmiş. Bu %4 küçük görünüyor olabilir ama yaş olarak ayırdığınız zaman genç kitlenin %20'ye kadar olan kısmı televizyon falan izlemiyor artık. YouTube'un da %70 artışa geçmesi şu demek, artık insanlar televizyon izlemeyi bırakıyor, yeni nesil ve internete kayıyor. Şimdi, bu arada basit bir araştırma, kafamdan uydurmadım rakamları, hakikaten girip bakabilirsiniz Google'da. Konuya bağlamak gerekirse, bu arada YouTube dışında ne yapıyorsun falan derseniz de iki tane şu an oyun geliştiriyoruz. Üstteki bir Tower Defense oyunu, işte kule savunma iki boyutlu tek başıma yapıyorum. Alttakini yazılımcı bir arkadaşım var, Serdar, buradan selam. Onunla beraber yapıyoruz. 7 yıldır da böyle projeler yapıyoruz. Çoğu başarısız oldu ama. Konuya bağlamak gerekirse, sınırlar dedik. Bence yani ikiye ayrılıyor. Çok klasik oldu. Çevresel ve bireysel ama hakikaten öyle. Burası Sinop Kütüphanesi. Şimdi Osman Bey dedi ya 93 yılında internet Türkiye'ye geldi diye. Büyük şehirdeyseniz evet 93 yılında geldi ama Sinop'a daha sonra geldi. Küçük bir şehir olduğu için dünyada olan gelişmeler hakikaten çok sonra geliyordu Sinop'a. Hala da öyledir. Ben ilkokuldayken 2000 yıllarında falan ilk 4 sene bana ev ödevi verildiği zaman kütüphaneye gidiyordum. Bu sarı bina Sinop'a gidersiniz ziyaret edin acayip güzel bir yer. Ya da evdeki böyle kalın kalın kırmızı temel Britannica değil mi? Oradaki ansiklopedilerden yapıyordum. İnanılmaz iğrenç bir duygu. Açıyorsun, astronot kelimesinin anlamını buluyorsun falan. İlkokulda olduğu için basit şeylerdi ama sonuçta o zaman zordu. Tabii bu bana bir şey kattı. Daha sonra internetle tanıştım. Bu da internetin temsili bir görseli işte. Her baloncuk bir web sitesini kapsıyor. Bu milyonlarca baloncuk var. Google, Yahoo, Facebook, Ask falan, YouTube. Bu kütüphane yıllarından... Şu an internetin cebimize girdiği, burada da süre yazıyor, acayip sinir bozucu. İnternetin cebimize girdiği bu yılları, yani ben bu gelişime tanık oldum, onu demek istiyorum. Çevresel sınırlar dedik ya, ortada sınır falan kalmadı. Hani açık konuşalım. Şu an Stanford, Harvard, MIT, işte Oxford, hepsi özellikle YouTube üzerinden derslerini halka açık şekilde yayınlıyor. Bunları girip izleyebiliyorsunuz. Mühendislik öğrenmek için artık mühendislik fakültesine gitmenize gerek yok. Programlama dili öğreniyorsanız bunu YouTube üzerinden de kolayca yapabiliyorsunuz artık. Bu bakımdan güzel bir şey. Peki o halde hani her şeye ulaşabiliyorduk hani falan. Bizi engelleyen şey ne? Bu arada ben şu an 21 yaşındayım. Böyle çok anlatıyorum falan hoş değil gerçekten. Hani sonuçta daha bir şey başarmış bir adam değilim ama kusura bakmayın o yüzden biraz kibirli hissettim kendimi. Hani bizi engelleyen şey ne? Madem her bilgiye ulaşıyorsak buradaki herkes niye Bill Gates değil mesela? Niye hepimiz her şeyi çok iyi bilmiyoruz? Kaynak var çünkü internet. Orada da işte bireysel sınırlar devreye giriyor. Sizi engelleyen şey bence yine sizsiniz. Yani buradan bakıyorum bu arada hakikaten ezberleyemedim konuşmayı. Ya sizi engelleyen şey sizsiniz. Öyle bir durum var. Ben bunu fark ettim. Şu an mesela aramızda işte Funda Hanım, şirket CEO'su. İşte yazarlar var aramızda. Yüksek bilgisayar mühendisleri var. Benim dışımda YouTuber'lar da varmış bu arada burada. Onlarla da tanıştım. Siz bu noktaya gelebiliyorsanız, bence mesela Funda Hanım milyar dolarlık bir şirkette kurabilirsiniz.
Ben herkesin potansiyelinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ben bugün 500 bin takipçiye sahipsem bu 5 milyon da olabilir. Ama işte bunu sağlamak için insanların sanırsam biraz farklı düşünmesi gerekiyor. Bu da çok gereksiz bir slide olmuş da. İnsanların farklı düşünmesi gerekiyor. Yani doğru seçimler yapmanız gerekiyor. Anlatmak istediğim o. Bazen hani bize dayatılan bir takım düşünceler var küçüklükten beri. İşte oku, evlen, mezun ol, devlette işe gir falan. Ama bazen o çizginin dışına çıkmanız gerekiyor. Mesela Steve Jobs örneği verildi. Hani okula gitme. Ya da Mark Zuckerberg daha güzel bir örnek olabilir. Okulu bırakıp Facebook'a yoğunlaşması. Bu onun için mesela zor bir seçimdi. Aynı şekilde ben de okulu dondurdum. Şu an YouTube'la uğraşıyorum. Tabii benim kendi YouTube için dondurmadım. O sadece şeyler amaçlarından biriydi ama. Mesela o Mark Zuckerberg için zor bir seçimdi dedik değil mi? Adam okulunu bıraktı, bir kenara attı ve Facebook üzerinde çalışmaya başladı. İşte yani burada önemli olan bir şekilde o cesareti gösterip farklı bir karar alabilmektir. Hani kendi sınırlarınızın dışına çıkmak için bazen kutunun dışında düşünmeniz gerekiyor. Bu arada hiç sevmediğim bir şekilde bitireceğim. Normalde işte YouTube'dan izliyoruz TEDx konuşmalarını. Sonunda özlü bir söz söylüyorlar falan. İtici bir şey ama ben de öyle bitireceğim. En sevdiğim kurgusal karakterlerden biri Albus Dumbledore'un bir sözüyle bitiriyorum. Kim olduğumuzu belirleyen yeteneklerimiz değil, yaptığımız tercihlerdir. Teşekkürler.